Herkese merhabalar sevgili öğretmen arkadaşlarım. Bu videoda size kendimin hazırlamış olduğu 11. sınıf matematik ders anlatma defterindeki şekilleri, grafikleri ve formülleri, bağıntıları nasıl yazdığımı anlatmaya çalışacağım. Bu defteri hazırlarken ben iki tane program kullandım araştırmalarımın sonucunda. Bir tanesi MathType diye bir program. Bu program formülleri, denklemleri falan yazmamızı sağlıyor. İşte üst üsteleri, kök üsteleri yazmamızı sağlıyor. Bir grafikler içinde FXDraw diye bir program varmış. Onu araştırdım ben. O programı kullana benim işime yarayacak şekilde öğrenmeye çalıştım. Şimdi dilimin döndüğü kadar size bunu anlatmaya çalışacağım. Tabii ki programın içinde bir sürü özellik var. Ama ben kitabı hazırlarken neleri kullandım, yani neler benim işime yaradı, ben onları bir anlatmaya çalışacağım size. Umarım faydalı olur. Şimdi şunu bir kaldırayım. Şimdi programı kitabı ben Word'den yazdım. Programı da Word'den çağırıyoruz. Zaten programı eklediğiniz zaman şurada f(x) diye bir sekme geliyor. Buradan programı çağırıyoruz. Yani programın kendi içinden de bu işi yapabilirsiniz ama sonradan değişiklik yapma şansınız olmuyor. Ama programı buradan çağırdığınız zaman ola ki bir soruda veyahut da bir konuda, konu altında yanlışlık oldu. Onun üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. Harfleri değiştirebiliyorsunuz. Sayıları değiştirebiliyorsunuz. O yüzden programı Word'den çağırmak en güzeli. Şimdi buna tıklıyorum. Şimdi burada 2, 4, 6, 8 tane sekme geliyor. Ben şu ikisini kullandım. Şimdi ilk programı öğrenmeye başladığım zaman şuna tıklamıştım. Şimdi bunu tıkladığım zaman şöyle bir arayüz geliyor. Yani programın kendi işlem yapacağımız bölümü geliyor. Şimdi burada ben şunu şurada %100 iken 225'e çıkarıyorum. Şimdi bunun bir sıkıntısı var. Onu ben bir anlatmaya çalışayım. Sonra diğer yerden geçeceğiz. Şimdi burada basitçe mesela bir doğru çizelim. Mesela bunu çizdik. Şuradan kapatacağız. Bunları detaylıca anlatacağım. Şimdi program bu şeyi buraya atıyor. Yani yaptığımız işlemi buraya atıyor. Ama bak burada bunu hareket ettiremiyoruz. Yani örneğin bir soru, iki tane soruyu yer değiştirmek istediğimiz zaman bunu hareket ettiremiyoruz. Bu biraz güç oluyor. Ha, biraz aşağı yukarı sağa sola yapabiliyoruz ama yani bunu en güzel şekilde böyle tutup hareket ettirmek için şunu yapıyorum. Şu programı bir daha açtı. Şunu bir daha bir kapatayım. Şunu bir sileyim. Ben şuradan alıyorum bunu. Şuraya tıklıyorum. Şu float denen yerden programa giriyorum. Ve burada çalışmalarımı yapıyorum. Çalışmalarımı yaptıktan sonra şuradaki çarpıya basıp programı kapatıyorum. Benim yaptığım çalışmaları o Word sayfasına atıyor. Biz de oradan geri geldiği zaman değişiklik yapmak istersek üzerine tıklayarak, çift tıklayarak tekrar bu arayüze gelerek buradan işlemlerimizi yapabiliyoruz. Şimdi burada bizim işimize neler yarayabilir? Şimdi ilk önce doğru çizmek istedik. Örneğin şurada doğru var. İşte çember çizmek istedik. Burada çember var. Şurada şekiller, işte paralel kenarlar, eşkenar dörtgenler var. İşte deltoidler var. Şurada yazı yazmamız için gerekli şeyler var. Örneğin bu text box normal düz metin yazmak için kullanılan bir şey. Şurada altta bir kutucuk açılıyor. Buraya mesela şeyi yazabiliriz. İstediğimiz şeyi yazabiliriz. Örneğin mesela fonksiyonlar yazacağız. Burada bunu yazdıktan sonra fonksiyonlar başlığına attınız. Çeşitli ayarlarını yapabilirsiniz. İşte kalın veyahut da renkleri şuradan ayarlayabilirsiniz. Bunlar bu şekilde yapılıyor. Örneğin bunu istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Şöyle her seferinde burada işlem yapmanız için şuradaki ok simgesine tıklamanız lazım. Şuraya tıkladığınız zaman bunu istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Tamam. Şimdi örneğin bir fonksiyon yazacaksınız ama bu tabii ki fonksiyon x kareli köklü gibi bir şey olacak. Şuradaki şu equation box'ı kullanıyoruz. Bu denklem yazmak için gerekli bir şey. Şuraya tıkladığımız zaman yine tekrar göstereyim. Bunu tıklıyoruz. Şuradaki oktan seçiyoruz hangisini kullanacaksak. Bunu tıklıyoruz. Şöyle mouse'umuzun sol tuşunu basılı tutup böyle çekiyoruz. Kendimize bir yer ayırıyoruz buradan. Sonra buraya bir sekme açılıyor. Buradan artık yazmaya çalışıyoruz. Örneğin mesela x kare yazacağım. X'i yazdım. Şurada ki sekmelerden artık kurcalaya kurcalaya bunları öğrenebiliriz. Mesela x kare şuradakinden şurada mesela köklü bir şey var. Şurada power şuna tıkladığım zaman üzerine x kare yazabiliyor. Yani bu x kare veyahut da artı kök x yazacağız mesela. Tekrar burada köklü şeye geliyoruz. Şimdi buradan kökünü seçiyoruz. Bir derecesi 2 olan kök var. Bir derecesi 2'den farklı olan kökler var. Mesela buraya kök 2 yazacağız. Bunları yapabiliyoruz. Şimdi burada mesela
yan tarafa geçmek için ok tuşlarını koyuyoruz. Mesela buraya 2, kök 2 artı 5 yazacağız mesela. Artı 5 yazdığım zaman kökün içine yazıyor. Bunun içinde bakın şurada inleyicim benim parantezin içinde. Onu parantezin içine çıkardım ok tuşuyla. Parantezin içine çıkardığım zaman artık artı 5'i yazabilirim. Yani bunlar kullandıkça öğrenebileceğimiz şeyler. Şimdi buradan denklemleri yazdık. Yazımızı yazdık. Denklemlerimizi yazdık. Hem denklem yazacağız hem yazı yazacağız derseniz en üstteki sekmeyi kullanıyoruz. Yani hem yüz metin hem denklem. Mesela atıyorum x kare şöyle yazalım. X kare artı 5x fonksiyonunda böyle yazabiliriz. Bunu da küçük de yazabiliriz. Yani bu aynı zamanda hem yüz metin hem de denklem yazmamız için kullanabileceğimiz bir özellik. Sonra mesela doğruyu şuradan çizebiliriz. Örneğin bir doğru çizdik. Bu doğruya doğru parçasını doğru yapmamız için üzerine tıklatıyoruz. Bütün değişiklikleri yapmamız için üzerine tıklatıyoruz. Ve sol tıklatıp sağ tıklatıyoruz. Burada sekmeler geliyor. Şuradan edit deyip bunun özelliklerini yani işte bir tarafında ok olsun yani ışın mı olsun doğru mu olsun doğru parçası mı olsun mesela bu start başlangıç tarafına istediğimiz oku koyabiliyoruz. İsterseniz bunu koyarsınız. İsterseniz şöyle kapalı aralık açık aralıklarda bunu kullanabilirsiniz. Mesela bitişine de şöyle ok olsun. Okey dediğimiz zaman şöyle bir şey yapıyor. Yani bir ışın çizmiş oluyor bize. Buradaki tekrar direkt sağda tıklayabilirsiniz. Edit dediğimiz zaman işte ortasına mesela bir ok koymak isterseniz artık bu sizin durumunuza göre böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Yani burayı tıklayıp sol tıklayıp sağ tıkladığımız zaman edit dediğimiz zaman buradaki çeşitli değişiklikleri yapabilirsiniz. Mesela bunun rengini değiştirmek isterseniz bakın şurada renk tuşu var. Rengini değiştirmek istersek buna tıklıyoruz. Bu kırmızı mesela maviye tıkladığımız zaman direkt bu zaten mavi oluyor. Örneğin kesikli yapmak istiyorsunuz. Şuradaki sekmeden şurada kesikliler var. İstediğiniz kesikliği kullanabiliyorsunuz. Tabii şunu seçmem lazım ilk önce. Seçtikten sonra kesikli diyorum. Bakın kesikli olmuş oluyor. Ben en başında söylemem gerekiyordu. 0.75 kalınlığında yapıyorum arkadaşlar. O çok ideal oluyor. Yani 0.75 program indirdikten sonra buraları ayar yapabilirsiniz. 0.75 olarak düzenleyebilirsiniz. Ya bu doğru şekli. Ben sadece bunu kullandım. Buradaki bir sürü şey var. Sekme var. Ya bunlara çok ihtiyaç duymadım. Mesela burada şeyler falan da var. İşte cetveller var. Onları da kullanabilirsiniz. Ama ben sadece doğru çizip doğruyla işimi götürebildim. Sonra mesela doğruya buraya mesela A noktası demeniz gerekiyor. Hem nokta koyup hem de harf olmasını istiyorsunuz. Bakın şuna tıklıyorum arkadaşlar. Gelip burada herhangi bir yere tıkladığım zaman A noktası diyecek. Bakın şurada A noktası dedi. Mesela buraya geldim. Şurası B noktası diyecek. Bak burası B noktası dedi. Ya bunların biri kırmızı biri mavi oldu. Üzerine tıklayıp tekrar bakın burada şey çıkıyor. Yani üzerine tıkladığınız zaman şuradaki renkten yine mavi yapabilirsiniz. Şurayı mavi yapabilirsiniz. Yani noktanın da kendisi mavi olabilir. Bu noktayı istediğiniz yere oynatabilirsiniz. Şöyle tabii ki. Yani şuna bağımlı olduğu için bu oynamıyor. Ama değiştirebilirsiniz. Şunu sağ tıkladığınız zaman buradaki A noktasını, örneğin C noktası yapabilirsiniz. Yani bunlar dediğim gibi kullandıkça göz önünde olacak özellikler. Şimdi üçgenleri buradan çizebilirsiniz. Bunlar hazır kalıplar zaten. Mesela bir tane bir üçgen çizdiniz. Şöyle üçgen çizmek istediniz. Sonra dikme çizmek istediniz. Yani dikmeyi çizdiğiniz zaman açıyı ölçebilirsiniz. Mesela buradaki açıyı ölçebilirsiniz. Tabii ki bunlar kesikli oldu. Mesela kesikli düz yapmak istiyorum. Hemen üçgen üzerine tıkladım. Geldim buradaki kesikli yere. Şuradan düzü seçtim. Mavi renk yapmak istiyorum. Maviye geldim şöyle. Mesela bunu da düz yapmak istiyorum. Üzerine tıkladım. Şurada düze geldim. Örneğin şuradaki açıyı ölçmek istiyorsunuz. Şimdi şurada açı ölçerimiz var bizim. Şuradan birinci sekmeden şöyle iki tane açı ölçüyor. Bir böyle geniş açısını ölçüyor. Bir de dar açısını ölçüyor. Mesela şunu şöyle tıklayabilirsiniz. Buradaki açıyı ölçebilirsiniz. Tabii ki benim buradaki şeylerim şunu bir şöyle yapalım. Benim kendi ayarlarım olduğu için açının gözükmesini istemiyorum ben. Şimdi mesela burada açının kaç derece olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. Tıklıyorsunuz üzerine.
Hep sağa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela buradaki açı 51 dereceymiş. Şimdi siz buradakini ister bu şekilde, yani boşluk olsun, ben buraya harf yazarım diyebilirsiniz. İsterseniz açım gözüksün, yani açım yayın dışında gözüksün ya da yay gözükmesin, çeşitli seçenekler var. Mesela ben bunu tıkladığım zaman yayın içinde 51 derece görünecek. Mesela şöyle 51 derece göründü. Yani bu sizin artık kendi tercihinize kalmış bir şey. Mesela bunu dışarıda da yapabilirsiniz. Ben genellikle neyi kullanıyorum? Ben genellikle şunu kullanıyorum. Bunu kullandıktan sonra da buraya A, B, C, alfa, beta gibi yazıyorum. Alfa, beta, teta'ya gelmişken bunlar da arkadaşlar şuradaki şu denklem kısmından yazılıyor. Denklem kısmına geldiğim zaman mesela şurada harflerin olduğu bir sekme var. Buradan artık işte pi'yi, teta'yı, alfa'yı, beta'yı, diğer harfleri de seçebilirim. Mesela alfa'yı seçtiğim zaman mesela bu alfa'yı tutup buraya getirmem gerekiyor. Buradan tuttum. Şöyle yaptım. Buraya getirebilirim. Şimdi köşelere isim vermemiz gerekirse isterseniz şu noktalı şeyi yaparsınız. Yani şöyle aldığınız zaman D yaptı. Tabii siz bunu A yapabilirsiniz tekrar. Şu C, B, D'den sonra ilerliyor bu. Alfabetik olarak ilerliyor. Ya bu noktaların olmasını istemiyorsanız bunları kaldırırsınız. Şuradan metin yazma bölümünden, şuradan metin yazma bölümünden artık siz A, B, C yazıp, bakın A, B, C yazıp bunları böyle teker teker taşıyabilirsiniz. Şimdi burada bir şey daha dikkatimi çekti benim. Yani onu da söyleyeyim size. Mesela burada metin yazdım. Şöyle gördüğünüz üzere şey yazıyor, böyle italik yazıyor. Bakın şurada bir sekme var. Bunu bir kaybetmemiz lazım. Şöyle bir kaybetmemiz lazım. Bundan sonra bak A yazdığım zaman bak düze geçiyor artık. Yani onlar kurcaladıkça görebileceğimiz şeyler. Bak B, burada C. Yani buradakiler italik, buradakiler A, B, C. Çünkü buna tıkladığım zaman denklem formunda açtı ilk önce. Bazen yapıyor öyle. Oradaki kısa çizgiyi şey yaptığımız zaman, kaybettiğimiz zaman bu şekilde yazabiliriz. Bunları istediğimiz yere götürebiliriz. Mesela buraya da, mesela değiştirmek istediğim, sağ tıkladım yine. Buradaki A harfini E harfi olarak mesela değiştirdim. Örneğin buradaki açıyı ölçmeye çalışacağız. Ben genelde şunu kullanıyorum. İkinci sekmeyi kullanıyorum şurada. Şöyle tutuyorum. Bir buraya tıklıyorum. Bir de buraya tıklıyorum. Otomatikman buradaki açıyı 90 derece olarak ölçmüş oldu. Yani şunu tıkladığım zaman bunu kesikli olarak düze çevirebilirim. Yani bu üçgen çizimlerinde işte doğru çizimleri bu şekilde. Şimdi bunlar işin basit tarafları. Yani çünkü bunlar kalıp olarak doğruyu çizebiliyorum, üçgeni çizebiliyorum. Beni en çok zorlayan ne oldu? Bir parabol, ikincisi herhangi bir fonksiyonun grafiği. Şimdi parabol için şurada mesela bakın ben bunu bir kapatayım burada. Bunu bir kapatayım. Bu buraya geldi. Şimdi ne kadar şeyleriniz yan taraftaysa, harfleriniz yan taraftaysa şekliniz o kadar büyük oluyor. Şimdi düzenleme yapmak istiyorsunuz bunda. 3-2 kere tıklıyorsunuz. Böyle hatalar veriyor bazen. Bunları tamam dediğiniz zaman açıyor. Mesela şuradaki B ve C'yi alayım ben. Şimdi şekil biraz küçük oldu. Çünkü burada her seferinde 225 yapmam gerekiyor. Yani ayarlarını yapmam gerekiyor. Ben çok ayarlarıyla uğraşmadım. Direkt şuradan 225 yapınca geliyor. Mesela bunu şöyle kapattım. Mesela bu benim örneğin ilk sorum oldu diyelim. Şimdi bunu istediğim yere taşıyabiliyorum ben bakın. Şunu istediğim yere taşıyabiliyorum. İlk sorum oldu. Bunun üzerinde eklemeler yapmaya çalışacağım ya da yeni bir şey açmaya çalışacağım. Şuradan şuraya geliyorum. Şöyle kendime bir tane bir yer açıyorum. Yine şuradan f of x'ten şuna tıklıyorum. Yeni bir sayfa açıyorum kendime. Artık ya konu anlatımı ya soru olarak ikinci bir çalışmama geçiyorum. Şimdi burada da ben size parabol ve diğer fonksiyon grafiklerini, yani kuralları belli olmayan fonksiyon grafiklerini çözmeyi göstermeye çalışacağım. İlk önce bir parabol çizmek istiyorsanız formülünü girip çizebilirsiniz. Mesela buradan şuradan function grafik dediğimiz zaman, fonksiyon grafiği dediğimiz zaman şöyle bir kendimize bir yer açıp o kendine böyle bir yer, böyle bir koordinat düzlemi alıyor. Bu koordinat düzlemi üzerinde oynayabilirsiniz. Buradaki kesiklik çizimleri yok edebilirsiniz. Ya bu sizin kendi artık göz zevkinize göre bir şey. Buna bir kez tıkladım. Sağ tıkladım buna. Şöyle bir kez şu şeyi sağ tıkladım. Şimdi mesela siz burada fonksiyonu yazmak istiyorsunuz. Mesela ne diyelim? X kare x 4 yazmak istiyorsunuz. Bu normal. X kare yazıyorsunuz. Yani x 2 yazdığınız zaman direkt o x kare yapıyor. Eksi 4 örneğin. Okey dediğim zaman otomatikman bu çiziyor. Yani her parabolü bu şekilde çizebilirsiniz ama koordinat düzlemini
kendiniz bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela bunu kapattığım zaman, şuradan hemen kapat dediğim zaman o zaman Word'e atıyor arkadaşlar. Şuraya mesela direkt attı. Mesela siz, ya ben bunu değil de ben konu anlatım yapmak istiyorum, daha düzgün bir şey çizmek istiyorum, yani bu da güzel ama yani kendi başıma bir şey çizmek istiyorum derseniz, parabolün kendi segmesi var. Yani parabole özel kendi segme var. Şimdi onu kullanmaya çalışalım. Şunu yine bir büyütelim şuradan. Şöyle büyütelim. Şimdi o da nerede? O da neredeydi? O bir saniye. Şuralarda bir yerlerde olacak. Burada elipsler var. Elips çizebiliyorsunuz, hiperbol çizebiliyorsunuz. Gerçi hiperbol olarak hiperbol elipse gerek yok ama onların silindir çizerken silindirin tabanı olarak elipsi kullanabiliyoruz. Yani ben en azından öyle kullandım. Şurada bir parabol. Şurada parabol var bak arkadaşlar. Şuradaki segmede şurada parabol var. Şimdi buradaki parabolü çizmeye çalışacağım. Şimdi başladığınız zaman mesela buradan başlıyorsunuz. Mesela şöyle artık mouse'u kullanabileceğimiz şekilde buradaki kendimize uygun artık parabol çizelim. Mesela böyle bir parabol çizdim ben. Tabii ki şunu ilk önce bir düz yapalım ve şurayı da bir mavi yapalım. Ama bu parabol istediğiniz yere oynatabilirsiniz. İşte buralardan parabolü büyütüp küçültüp şöyle çevirebilirsiniz. Buradan çevirme yapabilirsiniz. Yani bu sizin artık mouse'la yapabileceğiniz işlemler. Mesela böyle büyütebilirsiniz. İsterseniz şu parabolün şöyle noktaları kullanarak açabilirsiniz, kapayabilirsiniz. Şöyle mesela daraltabilirsiniz. Artık o sizin kendi konunuza veyahut da sorunuza göre değişebilir. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela ben ne yapıyorum? Ben koordinat düzlemini çiziyorum. Mesela ben şunu bir sileyim. Kendime bir tane bir koordinat düzlemi ayarlayayım. Şöyle bir tane bir dik doğru alıyorum. Şöyle de bir tane bir dik doğru alıyorum. Şimdi buradan artık tabii ki şunları şöyle bir mavi yapayım. Ya bu eliniz alıştıkça çok hızlı bir şekilde gidiyor arkadaşlar. İlk baştan biraz zorlanabiliyoruz ama mesela koordinat düzleminin üstüne ve altına başlangıç bitiş noktasına ok yerleştirmek isteyeceğiz. Sağ tıkladım. Şuradan okları seçiyorum. Benim buradaki şeylerim ayarlı. Bak buradaki ölçekler falan ayarlı. Siz artık kendi zevkinize göre onları büyütüp veyahut da küçültebilirsiniz. Şunları şöyle seçiyorum. Veyahut da başka ok tercih edebilirsiniz. Mesela parabolü şuradan alıyorum. Şöyle mesela bir parabol aldım diyeyim. Yani şöyle bir parabol. Tabii iki kez tıklamanız lazım. Şimdi mesela bunu şöyle, tabii çok hassas bu. Şöyle yapalım. Şöyle bir parabol aldık mesela. Şimdi bunu düz yapalım. Kırmızı kalsın. Alıyorum ben mesela bunu. İstediğim yere, istediğim şekilde taşıyabiliyorum. Yani kendiniz çizmek isterseniz parabolü bu şekilde çizebilirsiniz. Parabolün okları, uçlarına da ok eklemek isterseniz yine aynı şekilde sol tıklayıp sağ tıklayarak burada bir şeyler yapabiliyorduk ama bakayım orada değil mi? Üzerine çift de tıklayabiliriz. Şöyle burada. Start işte bunu başlangıç noktasına ok yerleştirdik. Bitiş noktasına ok yerleştirdik. Okey. Tabii bu ayarlı değilmiş bende. Şöyle bakın bunları şuraya doğru çekersem okların küçültebilirim. Şöyle yapalım. Bak bunları küçültebilirim. Örneğin mesela sınırlı bir parabol yapacaksınız. Yani burası açık uçlu olsun gitsin. Sonra da burada mesela şurada keseceksiniz parabolü. O zaman buraya ne diyebilirsiniz? Şöyle nokta diyebilirsiniz. Orada da parabolünüz kesilmiş olur. İsterseniz bunu şöyle daha küçük yapalım. Ya bu ayarlamaları kendiniz yapabilirsiniz. Sayıları yine tekstten yazabilirsiniz. Şuradaki şeyden yazabilirsiniz. Bu da parabol çizmek için kullanılan bir segme. Yani şuradaki segmeyi kullanabilirsiniz. Bir de örneğin mesela fonksiyon yazacaksınız. Mesela artan azalan aralıkları göstermek istiyorsunuz. En çok zorlandığım kısım benim oydu. Şimdi onu da nasıl hallettim? O da şu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine ben farklı bir şey açayım şurada. Şöyle bir daha açılsın. Şimdi mesela atıyorum integral yazacaksınız. İntegralde alan anlatacaksınız. Da x ekseninin altında kalan, üstünde kalan alanlar var ya. Onu şuradan yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi şu sekmeye tıklıyorum ben. Şurada bezier curve diye bir şey var. Şimdi buna tıkladım. Tamam mı? Bunu şöyle bir yerden tuttum. Böyle şurada bir şey oldu. Şimdi bu ucundan şöyle çektiriyorum. Bu ucundan da böyle çektiriyorum.
buradan çektiremedim bir şey, bir saniye, bir saniye. Bunu biraz yapmak hakikaten güç. Yani en çok zamanımı benim bu aldı. Şunu bir temizleyeyim. Bak şurada neredeydi o? Ha, şurada şuna tıklıyorum. Şöyle geçiyor mesela. Şimdi buradan şuraya doğru çektiriyorum. Buradan şuraya doğru çektiriyorum. Şimdi bunun üzerinde artık kendi duruma göre şöyle buradaki şeylerden mesela şuradakileri hareket ettirip artık kendi isteğine göre bir şey yapabiliyorum. Bir fonksiyon grafiği çizebiliyorum. Ha, ben artan aralıkları falan nasıl yaptım? Bunlardan iki tane yaptım arkadaşlar. Mesela kitapta da hazırladığım defterde de bunlar var mesela. Atıyorum böyle bir tane bir parça yaptım. Aynısından böyle bir tane daha bir parça yaptım. Birleştirdim onları. Artık elimden geldiğince böyle yapmaya çalıştım. Bunu da koordinat düzlemine çizmeye çalıştım. Örneğin ben şuraya bir tane daha bir koordinat düzlemi çizeyim. Mesela bunu aldım buradan. Koordinat düzlemine oturtturdum. Şöyle yaptım mesela. Sonra bundan bir tane daha yaptım. Nasıl bir şey yapalım? Şöyle bir daha çekelim. Şunu şuradan çektim. Bunu buradan çektim. İşte bunu kurguladıkça artık bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin bunu böyle yaptım. İşte bu kurcalayacağız bunu arkadaşlar. Yani bunun başka bir şeyi yok. Mesela bunu buradan böyle aldınız. Tamam mı? Buraya mesela eklemek istediniz. Böyle uzatıp işte bunu buradan çekip böyle bir şeyler yapabilirsiniz. O artık sizin kendi isteğinize bağlı olarak değişebilir. İşte yine düz çizgi yapmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Yani farklı farklı şekiller yapabilirsiniz. Bence en böyle zahmetli tarafı bu. Şimdi bir de çok böyle kısa kısa geçmeye çalışıyorum. Yani yorumlarda hocam şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor diye sorarsanız ben bildiğim şeyler varsa yine yardımcı olmaya çalışırım. Mesela çember çizmek istediniz. Burada çemberlerin çeşitleri var. Örneğin ben bunu kullanıyorum mesela. Şöyle bir tutuyorum mesela sol tuşunu basılı tutuyorum. Çekiyorum böyle. Böyle bir tane bir çember çizebiliyorum. Merkezi şuradaki noktayı yok etmek isterseniz yine sağ tıklayıp edit deyip şuradakinden şuradaki noktaya hiçbir şeye none deyip şöyle tıkladığım zaman o da gidiyor. Çember çizmesi de basit. Yarım çember, yarım çeyrek çember çizmesini göstereyim size. Onlar da şuradan oluyor arkadaşlar. Nereden oluyor? Bir saniye. O da şuradan oluyor. Şu parabolün altındaki şeyden oluyor. Şimdi ben şunu bir şurayı bir temizleyeyim. O nasıl çiziliyor? Ona bir şey yapmaya çalışalım. Şunları da şöyle temizleyelim. Normal bunları tıklıyorum. Delete'le temizliyorum. Bakın mesela şimdi burada ne çizeceksiniz? Şuraya bir tıkladım. Şöyle hareket ettiriyorum mouse'umu. Çeyrek çember çizeceksiniz. Ya da ilk önce yarım çember çizelim. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Hareket ettiriyorum. Yarım da çember olması için geliyorum. Buraya da tıklıyorum. O bize otomatikman bir tane bir yarım çember çiziyor. Tabii bunları ayarlamamız gerekiyor. Şimdi örneğin çeyrek çember çizmek istiyoruz. Yine tıklıyorum herhangi bir yere. Taşıyabiliriz arkadaşlar. Bunun sıkıntı yok. Yani nereye çizdiği, nereye tıkladığınızın bir önemi yok. Yani geniş alanda çalışıp sonra özel alana geçebilirsiniz. Buraya tıkladım mesela. Atıyorum şöyle bir daire çizmek istiyorum. Şuraya tıkladım. Şuraya tıkladım. Çeyrek daire çiziyorum. Yani yayını çiziyorum. Gerisini de artık şu şekilde doğrularla birleştirip artık buradaki açıyı 90 derece de yazabiliriz. Böyle yarım daireyi çizebiliyorum. Şuradakileri şöyle yapalım. Renklerini kendiniz yine dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. Bunu mesela tabii ki parça parça olduğu için komple yani şöyle tam oturduğu zaman doğrular yerine yani tam şu köşeye oturduğu zaman komple taşıyabiliyorsunuz. Oturmadığı zaman kayıp kayma yapabiliyor. Buradaki açının 90 derece olduğunu göstermek istiyorsunuz. Şöyle bir tane bir tık buraya, bir tık buraya. Buradaki açı 90 derecedir. Ayarlamasını şuradan yine yapabiliriz. Yani adım çok gibi gözüküyor ama parça parça yaptığınız zaman ve elimizde işte zaman kolay oluyor. Şimdi mesela burada yarım daire şunu şuradan yaptık. Yarım daireyi şöyle yaptık. Mesela bunun için boyamanız gerekiyor. Tamam işte tarla alanı soracaksınız. Bunun için boyamanız gerekiyor. Onun için de arkadaşlar şuradaki bak boya kutusunu kullanıyoruz. Bunu kullandık. Bunun renkleri şuradan ayarlanıyor. Şuraya tıkladığımız zaman istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Ben genellikle sarıyı kullanıyorum. İçine bir kez tıkladığım zaman artık bu bölgeyi dolduruyor. Tabii ki bölgenin dolu olması lazım. Örneğin mesela şunu şöyle mesela yarıda bırakayım şunu. Şunu şöyle bir yarıda bırakayım mesela. Burayı zannediyorum doldurmayacaktır. Bak burayı doldurmuyor ne kadar da yapsanız. Çünkü açık bir yer var. O açıklığın bir şekilde kapanması lazım. Mesela şöyle kapattığımızı düşünürsek.
Şöyle tıkladığımız zaman şöyle tabii ki şuna tıklayacağım. Heh, bak artık doldurmuş oldu. Yani bu da şekillerin içini doldurmaya yarıyor. Yani burada çok farklı şeyler. Ha, örneğin şey yapacaksınız mesela. Mesela parlak kenar çizeceksiniz. Eşkenar dörtgen çizeceksiniz. Buradan mesela parlak kenarı, işte dikdörtgeni, eşkenar dörtgenini çizebilirsiniz. Parlak kenar şurada. Mesela artık kendi keyfinize göre bunu çizebilirsiniz. Bir de örneğin bir şeyler resim alacaksınız. Yani resim alacaksınız. Resimin üzerinde soru soracaksınız. Bir şeyler yapacaksınız. Şuna tıklıyorsunuz. En altta, yani şu sekmenin en altında import picture denen bir sekme var. Buna tıklıyorsunuz. Şöyle bir yer açıyorsunuz kendinize. Tamam mı? Şimdi buradan artık size bir seçim gerekiyor. Yani ben bakalım benim fotoğraf var mı masa üstünde falan. Fotoğraf varsa bir tane bulmaya çalışayım. Mesela Türkiye haritası indirmişim ben. Şunu mesela tıkladığım zaman Türkiye haritası bunun üzerine oluyor. Tabii fotoğraf biraz şey oluyor, böyle büyütmem gerekiyor. Ama bu da çok büyük bir şey oluyor. Yani çok yer kaplıyor. Ama küçük fotoğraflarda işimizi görecek, sorulara uyarlayacak şekilde olursa işiniz bir şekilde görülebilir. Yani fotoğraf da ekleyebilirsiniz buraya. Başka buralarda arkadaşlar benim çok da fazla kullandığım şeyler yok. Yani burada bakın Pascal üçgenleri var, saat var, çeşitli şeyler var, objeler var. Bunları şey yapabiliriz, işte buradan bir şeyler seçebiliriz. Yani benim kitabı oluştururken kullandığım şeyler, araçlar bunlar. Yani umarım sizin de faydanızı görür. Yani bir şeyler çizmek istiyorsanız kendi başınıza bu programla çok rahat bir şekilde, biraz zamanınızı alır öğrenmesi ama öğrendikten sonra rahat bir şekilde çizebilirsiniz. Ben bunu kullandım. Umarım size de faydalı olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Yeni eğitim öğretim yolunuzda başarılar diyorum. Kolay gelsin.